Hoş geldiniz. Buradan anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Bakın burada finans üzerinde bulunmaktayız ve Shiba üzerine konuşacağız. Kar zarar oranlarını vesaire değerlendireceğiz. Tabii eğer vakit kalırsa her videoda olduğu gibi alınabilecek altcoinler listesinde de ilerlemeye ve bunları tek tek belirtmeye devam edeceğiz değil. Bu meme coin sahipleri zararda, kripto varlık toparlanabilecek mi? Şimdi e, Shiba'dan bahsediyoruz. Burada ilk olarak şunu bilmek gerekiyor. Shiba değil yani piyasanın tamamında şu an altcoinlerin zaten büyük çoğunluğunda e, kişiler ekseri kayıpta. Ya bu çok açık bir gerçek. Ki buradaki kar-zarar oranlarındaki hareket farklı kripto paralarda uzun vadede de farklı işleyecektir. Ben onun da ona da dikkat çekeyim. Ha bundan mesela hep ne diyoruz? Fed faizleri duraklatacak, Dominasta düşüşler gelecek, altcoin sezonu seyredeceğiz ve tam anlamıyla bir boğaya adım atmış olacağız, bir Bitcoin ve altcoin boğasına adım atmış olacağız. Tabi bu şartlar altında da. Altcoin'lerin bir kendi normali var. Yani her altcoin aynı zaman diliminde hareket etmeyecektir. Mesela bunu üçe ayırmak gerekiyor. İlk hareketçiler, ikinci hareketçiler ve taklitçiler diye. Bunlar benim tabirlerimdir bu arada. İlk hareketçiler işte nelerdir? XRP coin'dir, lit coin'dir, doge coin'dir, işte link'tir, chain link'tir. İlk hareketçiler zaten genelde Eski olan kripto para birimleridir tamam mı? İkinci hareketçiler yeni olan kripto para birimleridir daha çok. Ee, Shiba olsun ne bileyim çoğu ikinci hareketçidir bu arada. Piyasanın büyük çoğunluğu ikinci hareketçidir. İlk hareketçi dediğimiz Bitcoin ilk dalga hareketini ilk yaşını yaparken ve şu an itibariyle başlaması halinde 2024'ün ilk çeyreğinde sonlanıp düzeltmeye gideceği o zaman diliminde AT yaşını verip 2024'ün son çeyreğinde başlayıp 2025'te bitecek AT yaşa göre artık AT yaş yapamayacağı anlamı taşır. Mesela XRP'nin 2023'teki AT yaşından sonra 2025'te bundan daha yüksek bir seviyeye erişememesini bekleriz. Shiba'da da tam tersi. 2023'te yükselir ama asıl AT yaşını 2025'te yapar. Taklitçiler dediğimiz Avax, SOL, ADA tarzındaki e, projelerdir. Korelasyonları e, çok yüksek ve elde tutma oranları güçlü aksine likidasyonları diğer kripto paralara göre düşükken trade işlemleri daha yüksek olan kripto paralar anlamı taşır. Bunlar her iki sezonda da yükselir ve arasında çok büyük bir fark barındırmazken Bitcoin'e göre yüksek katlama oranları ancak e, genel itibariyle grafiğe baktığınızda bile bir taklit ettiğini anlayabilirsiniz. Yani bu kar zarar dengesi yıllar içerisinde de farklı zuhur eder. Shiba piyasa genelinde yaygın kargaşanın etkisinden kurtulamadı. Varlık bu ay %15'in üzerinde düşerek 4.01 dolarlık güçlü desteğin değil 5.097 dolarlık güçlü desteğin altına indi. Bu çöküş 1 milyondan fazla ship sahibini zarara uğratırken Varlık şimdi 4.01 dolar bölgesine geri dönmek istiyor. 5.097'lerin altı büyük bir yukarı yönlü itici tampondur. O yüzden zaten e, alımlar bu kadar artmıştır e, şu anda ve zamanında da. Dolayısıyla evet şimdiki fiyatlar bu seviye kırılmadıkça alım için idealdir. Zincir içi veri istihbarat sağlayıcısı into the block'tan veriler varlığın mevcut fiyatında Shiba Inu yatırımcılarının %81'ine kadarının yatırımlarında kayıplarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Etherscan verileri Şibin şu anda tahmini 1.3 milyon sahibinin olduğunu doğruluyor. Bu da 1 milyon 53 bin adresi zararda bırakıyor diyor. Ayrıca into the block 200 binden fazla adrese karşılık gelen sahiplerin yalnızca %16'sının kar elde ettiğini ortaya koyuyor. Bu ne ek olarak? yaklaşık 39 bin adres başa baş noktasındadır. Bu durum söz konusu sahiplerin yatırımlarından ne kar ne de zarar elde ettiklerini göstermektedir ve bakın şu şekilde de ortaya koymuş. Ya dediğim gibi 2023'te zaten altcoinlerin tamamında kar eder misiniz? Popüler, saçma sapan olmayanlardan bahsediyorum tabii edersiniz. bunlar çok şeydir. özellikle sezon açıldığında bunlar kolay olacaktır. Ama ben Dediğim gibi asıl nereyi hedeflemeli sorusu e, daha çok XRP gibi yani bu ilk hareketçilerde daha çok ne yapılmalı 2023 ve 24 ilk çeyrekte beklediğimiz işte tam da bu ATH hareketinde e, asıl satış verilmelidir diye kanaatindeyim. E, Shiba gibi altcoinlerde 2023'teki yapacağı bu olası rallide hemen heyecana kapılmamak ve 25'tekinin daha büyük olacağını belirtmek gerekecektir. Bunların arası önemlidir. Mesela e, takriben şu tarz hareketler de yapılabilir. İlk başta bir e, ilk hareketçi de portföye oturtulur. E, devamında hem ilk hareketten e, yatırımcı karını koyar, beraberinde bir ikinci hareketçiye gider mesela düzeltmede 2024 ikinci üçüncü çeyreğinde falan. Bu şekilde bir hareket yapılsa bu çok daha iyi olacaktır aslında. Bu düşüş diyor gerçekliği şunu kapatamıyoruz mu ya? Kapatsak ne olacak desene. E, varlık 9 ile diyor 5.09 ile en çok 4.026 dolar arasında satın alındığını gösteriyor. İşte bak yanlış. Ben biliyorum zaten <laughs> öyle olduğunu tamam mı? Ama zaten bak hep bunu diyorum. Yapılmaması gereken şey bu. Küçük yatırımcı zaten cüzdanların büyük çoğunluğu küçük yatırımcı zaten. Tamam mı? Ha, burada şunu bilmek lazım. Sen zaten 5.09 ile 4.026'nın arasında almayacaksın. Şu an alacaksın şu an. İnsanların zarar ettiği noktadan alacaksın sen zaten. Kripto piyasasında herkes kazanmaz. Sistem bu değil bak. Çoğunluk kaybeder. Balinalar adamlar şey olur. Hayır sen onu satıyorsun adam indirimli fiyattan alıyor. Sonra yükseldikten sonra adam bunu satıyor. Senin gibi başka onu şiş fiyattan alıyor. bir iki birikim artışının ortasında toparlanmaya çalışıyor. Mimcoin Nisan ortasında başlayan düşüş eğiliminin yayılmasıyla e, Ay'a diyor 4.0.1008 dolar fiyatla başladı. Kripto varlık 1 Mayıs'ı 4.01 dolar seviyesinin altında kapattı. Ancak ertesi gün hızla geri aldı. Şip %5.14 oranında düştü. 6 Mayıs'a kadar 4.01 dolarlık desteği savunmaya değil. E, şeye devam et. Neyse. Daha sonraki düşüşler diyor. Blabla bla, mevcut değeriyle %18 e, 15.81 düşüş gösterdi. Normal. Ekosistemi çevreleyen falan bununla birlikte toplam 1.2 blok yatı geçtiğimiz hafta 2.8 trilyon üzerinde ship topladığını gösteriyor. Sağlam bir alım konuştuk zaten. Ek olarak sentiment blabla bla, evet buralarda hep aynı şeyler e, gezinmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.